Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten devam ediyor. Dün ne oldu gösterdik. Araya reklamları da sıkıştırdık. Onları da izlemenizi öneriyoruz. Niye? Bir televizyonun alın teri geliridir reklamlar. Faturasını kestik, vergisini ödedik, ekranlarınıza getirdik. Bize gösterdiğiniz ilgiyi ona da göstermenizi rica ediyoruz. Umut Oran stüdyomuzda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Konuşacağız efendim. Kimi, sizi, bizi, vatanı, milleti, memleketi, işi, aşı konuşacağız. Umut Bey hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın efendim. Herhalde dış politikadan başlayacağız. Nasıl buluyorsunuz? Irak'ın kuzeyine de gitti geldi Dışişleri Bakanımız. Az daha gelemiyordu. Yani biliyorsunuz Irak nasıl yani? Açıklama yaptı. Davutoğlu tutuklanabilir dediler. Çünkü bize sorulmadan, Irak'a sorulmadan, resmi olarak başvurmadan diplomasi gereği Kuzey Irak'a gitmesi ve Barzani ile görüşmesinden dolayı dün çok sert bir açıklama yapıldı. Hem bizim büyükelçimizin geri gönderilmesi gündeme geldi şu anda Irak yönetimi tarafından, hem de Sayın Davutoğlu, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı için Irak tutuklanabilir dedi. Bu çok acı. Evet. Hani nasıl buluyorsunuz dediğiniz zaman, hani konuşmaya, bir şey söylemeye gerek yok. Yani Irak sonuç itibariyle Türkiye'nin dış politikasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı tutuklanabilirim ben diyor. Yani her an tutuklanabilir. Tweet atalım mı bunu? Hani size de soruyorum. Doğru anlamış mıyız yani? Irak Dışişleri Bakanlığı'nı tutuklayabiliriz dedi. Ben daha ne diyeyim? Evet, söyleyecek bir şey yok. Evet, doğru evet. Anlamış mıyız? Doğru. Dış politika bu. Yani Orta Doğu'daki, Suriye'deki, sadece Orta Doğu, Suriye, yani o tarafa bakmayalım. Batı'ya baktığımız zaman da Amerika ile ilişkiler, işte dün bu hafta bu hep bir şey konuşuldu. Yani Türkiye ile konuşurken, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'yı konuşurken Obama neden eline sopayı alıyor? Yani bunlar hoş şeyler değil. Avrupa Birliği ile durumlar ortada. Bu konuda da durağan bir sürece girdik. Yani dış politika o sıfır sorun denildi. Artık bunu da söylemek çok şey gelmiyor. Bayatladı ama sorunsuz bir tane komşumuz yok şu anda. Herkesle şu anda kavgalıyız. Elif Dağlı bize tweet atmış. Böyle giderse komşularımızda büyükelçisi olan kalmayacak. Büyükelçimiz olan kalmayacak. Ya biz çekiyoruz ya da işte Irak yönetimi önünde olduğu gibi büyükelçinizi geri çekin, gönderin, göndeririz gibi tehdit alıyoruz. Yani hakikaten çok onur kırıcı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin herhalde tarihinde böyle bir dönem yaşanmadı. Tabii bunun başka boyutu da var. Yani bizi bugün izleyen seyircilerimizin bilmesi gereken işin itibar boyutu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir onuruyla ilgili bir boyutu var. Dış politika ile ilgili boyutu var ama bir de bunun ekonomik boyutu da var. Yani sonuç itibariyle biz özellikle mesela Suriye dediğimiz zaman oradaki bölgedeki 780 kilometrelik bir sınır var. Evet. Oradaki illere gidiyoruz. O illerle toplantılar yapıyoruz. Siz tabii Ticaretle Sanayi Odası Başkanlığı yaptınız. Doğru. Uzun yıllar boyunca. Doğru. Özel evet. Sektörde ben de. Oralarla hep temas halindeydiniz. Hala temasımız devam ediyor. Yani aşağı yukarı o 8-9 ile gittik. Oradaki sivil toplum örgütleriyle, esnafla, pazarcılarla, oradaki çarşı esnafıyla, yani sanayiciyle, herkesle görüştük ve inanılmaz büyük bir tepki var. Ve şöyle söyleniyor, yani işin itibar boyutu bir tarafa, Türkiye Cumhuriyeti'nin yani bir devlet onur boyutu bir tarafa, ama işin bir ekonomik boyutu da var. Yani işin sosyal boyutu, efendim siyasi boyutu, dış politika boyutu, bunlar bir tarafa, ama bir de çok büyük bir sorun var. O bölge şu anda kan ağlıyor. Oradaki işte lokantasından çarşıdaki esnafına, pazardaki pazarcısına kadar, evet, sanayicisine kadar, ihracatçısına kadar hepsi kan ağlıyor. Çünkü ticaret durmuş durumda. Öncesinde vizeler kaldırıldı. Öncesinde serbest ticaret anlaşmaları yapıldı. Zaten bir büyük, biliyorsunuz, dünyada çok büyük bir ekonomik kriz var. 4 yıl oldu, hala çözülemedi. Avrupa Birliği muazzam bir geriliyor. Yani ekonomi daralıyor orada. İşte dünyada, Amerika'da işsizlik devam ediyor. Buna rağmen orada da bir nefes alabileceğimiz bir alandı. En azından o bölgedeki Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'daki illerimiz, şehirlerimiz, oradaki yurttaşlarımızın bir şekilde o sınır ticareti ve oradaki işte ekonominin canlanması içindi. Maalesef onu da ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırdı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. İzniniz olursa insanlara da seslenmek istiyorum efendim. Bölgede yaşayanlar, Suriye'de olan bitenler sizi nasıl etkiliyor? Cep telefonlarınızda mesaj göndererek duruma ilave katkılarınız, Umut Bey'in anlattıklarıyla ilgili söyleyecekleriniz, belki itirazlarınız veya katkılarınız
varsa lütfen bize ulaşın. Küçük harflerle ve bitişik Erkan Tan yazacaksınız. Cep telefonlarınızın mesaj servisine girip ve bir boşluk bıraktıktan sonra durumu özetleyen görüşünüzü ya da sorunuzu yazıp 3969'a göndereceksiniz. Yani memleketin o bölgesinin Suriye ile olan ekonomik ilişkileri de bitti doğal olarak. Adamlar can derdinde efendim, ekonomik ilişki mi olur ama şimdi? Ama yani tabii, hayır tabii ki can derdinde, ama sonuç itibariyle her şeyi birden düşünmemiz lazım. Bakın biz 3 ayda bir güncellediğimiz Suriye raporu var. Özellikle evet, burada Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya yaklaşık 20 milletvekilimiz sürekli olarak gidiyor. Oradaki il başkanlarımızla beraber sivil toplum örgütleriyle görüşüyorlar, tartışıyorlar. Ne çözüm üretebiliriz, ne yapabiliriz? Bununla ilgili 3 ayda bir güncellenen raporumuz var. Önümüzdeki hafta tekrardan, Ramazan'ın son haftasında tekrardan ekonomiden sorumlu arkadaşlarımızla beraber bu milletvekilleriyle tekrardan oraya gideceğiz. Yani 3 ayda bir bölgeye gidiyoruz, nabzını tutuyoruz ve yani biz onlara ne yapılabilir söylüyoruz. Bir de biz oradan sıcak bilgi alıyoruz. Efendim devam ediyoruz. Erkan Tan'la Başkent'ten programında attığımız tweetleri bir okuyayım. Yani biz ne atmışız millete, bizi takip evet, edenlere. Biliyorsunuz Twitter'da Erkan Tan TV8 diye bizi bulabilirsiniz. Davutoğlu az kalsın dönemiyordu demişsiniz. Evet. Biz onu tweet atmışız. Irak Dışişleri Bakanımızı tutuklayabiliriz dedi. Bakanınızı tabii yanlış yazmışız. Tutukladı. Ben daha ne diyeyim? Sorunsuz bir tane komşumuz yok şu anda. Ya büyükelçimizi geri çekiyoruz ya da Irak'ta olduğu gibi tehdit alıyoruz. Evet, maalesef doğru. Bir de tabii Irak'ın toprak bütünlüğüyle ilgili önemli bir maddeyi ihlal etmiş oluyoruz bu durumda biz. Tabii. Yani tabii, hep onu savunuyorduk tabii, biz. Tabii. Yani dış politikayı Irak'a maalesef haber vermeden Kerkük'e gitmiş oluyor Dışişleri Bakanımız. Yani bir kurumda bile, siz bir kurumda bugün çalışıyorsunuz, bir kurumda bile bir sistem vardır, bir gelenek vardır, bir devamlık vardır, bir süreklilik vardır. Şimdi maalesef Türkiye Cumhuriyeti son 10 yıldır hiçbir kurala, hiçbir prensibe, ilkeye bağlı kalmadan yönetiliyor. Bakın mesela bu şunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyoruz değil mi? Evet. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir parti devleti haline geldi. Yani bugün şeye bakıyorsunuz, Sayın Davutoğlu Suriye'ye gidiyor. Yanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısıyla gidiyor. Yani Dışişleri Bakanı hükümeti temsil ediyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Şimdi burada Adalet ve Kalkınma Partisi, yani genel başkanları da öyle. Yani yani başbakan mı, AKP genel başkanı mı? Bazen onu da karıştırıyor. AKP Gençlik Kolları Başkanı veya bir belediye başkanı gibi. Belediye de ona bağlı biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi davranabiliyor. Veya ne bileyim işte şu anda en önemli konulardan birisi yaş konuşuluyor. Yüksek Askeri Şura. Evet. Orada da bakıyorum ben. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri toplantı salonunda, Anıtkabir'de atanın önünde, yani orada bir kurumsal bir heyet var. O heyetin içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin işi yok. Ama yani bir parti devleti haline geldik. İşte Hatay'da yaşanan olaylar, yani demin Suriye söyledik, Orta Doğu'daki politika söyledik, ekonomi söyledik. Mesela Hatay çok kötü durumda. Yani Hatay'a bugün hepimizin el uzatması lazım. Orası her açıdan şu anda büyük bir karamsarlık içerisinde, büyük sıkıntı içerisinde. Hani işin ekonomik boyutunda ekonomi durmuş ayrı, ama bir de hemen böyle mesajlar gelmeye başladı. Ali Doğru Hatay'dan. Aynen katılıyorum konunuza. Hatay vatandaşı olarak bu politikalar Hatay'ı bitirdi kardeşim diyor. Şimdi orada bakın şöyle bir şey söylüyorlar Erkan Bey, gittiğimiz zaman diyorlar ki yani çok hakikaten halkımız çok basit, çok doğal cümlelerle hani bizim bir şey söylememize bile gerek yok. Evet. Diyor ki bakın bizim buralarda bir laf vardır diyor, bulanık suya balıklama atlanılmaz diyor. Neden atlanılmaz? Bunun işte ölçeceksiniz, derin mi değil mi, taş var mı, kum mu, bakacaksınız. Ama başbakan burada Suriye politikasında, özellikle Hatay'da, özellikle Güneydoğu Anadolu'da vatandaşın söylediği, ona oy veren vatandaşın söylediği ki başbakan burada kendi ülkesini düşünmeden, kendi halkının çıkarlarını düşünmeden, bu bölgedeki yaşayan vatandaşların dikkate almadan, onların geleceğini tehdit altına bırakarak bulanık suya balıklama atladı. Neden? Çok erken ön aldı, şimdi de geri adım atamıyor. Halbuki Türkiye'den beklenen neydi bu bölgeden? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işte Avrupa Birliği'ne, Strasbourg'a, Brüksel'e devamlı gidiyoruz. Sosyalist Enternasyonu'nun içerisinde bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz, Orta Doğu'ya gidiyoruz. Herkes bizden farklı bir şey bekliyordu. Daha bir sağduyu, daha bir aklı selim, daha bir ağabey, yani bu bölgede istikrar açısından Türkiye'nin en son sözü söylemesi lazımdı ve barış için
hep çaba göstermesi lazımdı. Biz ilk başta o bulanık suya Sayın Başbakan hakikaten balıklama atladı ve yani çakılıyoruz, çakıldık şu anda. Geri de dönemiyoruz yani, öyle kaldık. Hani ne yapalım yani? Erkan Bey karikatür gibi düşünün. Yani başbakanı düşünün, mayosunu giymiş, gözünü kapatmış, burnunu kapatmış, balıklama atlamış, çakılmış vaziyette duruyor şu anda. Ne olacağını bilmiyoruz. Efendim, eli kanlı diktatörün tarafını mı tutacaktık? Orada bir taraf tutmak zorundaydık yani. Türkiye taraf tutmaz bence. Türkiye taraf tutmaz. Orada bir iç savaş var. Ne yani, yapalım? Dediğim gibi yani burada uluslararası kurumlar var. Uluslararası burada örgütler var. Onlarla beraber hareketlidir. Yani Türkiye üye olduğu bir takım kurumlar var. Bir takım örgütler var uluslararası. Onları bırakarak yani bu şekilde olursa yani biraz evvel karikatürize etmeye çalıştığım gibi başbakan çakılı kalır. Biz de şimdi onu veya işte o daldığınız zaman vurgun yersiniz. Suriye'de hani bu stratejik derinlikte esasında dip vurgunu yedik biz şu anda. Yani biz şu anda vurgun halindeyiz. Canım. Yani bakın stratejik derinliğin işte bu komşularla sıfır sorunun mimarı olarak geçinen Sayın Davutoğlu şu anda kapı komşu gibi gidip geldiği Irak'tan neredeyse kovulacak noktaya gelmiş. Tutuklanabilir deniyor. Yani bundan daha büyük bir ayıp olabilir mi? Bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? Bir Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı nasıl bir başka ülke tarafından tutuklanabilir, geri gönderemeyebiliriz denebilir mi böyle bir şey? Yani bu duruma düşürülebilir mi? İşte vurgun yemek bu. Veya bulanık suya balıklama atlayıp çakılmak budur tabii. Ama çok önemli başka bir konuyu da milletin gözden kaçırdığı, eleştirdiniz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısının ne işi var Dışişleri Bakanı yanında dediniz? Parti devleti miyiz yoksa Türkiye Cumhuriyeti devleti miyiz? Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinde bugüne kadar böyle bir şey yaşanmadı. Yaş toplantısında da söyledim. Yani Hatay'a bakın, Hatay konuştuk. Oradaki emniyet olayına bakın. Ben şimdi bir soru önergesi verdim Erkan Bey. Bakalım ne cevap verecekler. Çoğuna vermiyorlar. Burada ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne halka şikayet etmek istiyorum. Vermiş olduğumuz soru önergelerine, araştırma önergelerine Adalet ve Kalkınma Partisi %10 oranında cevap veriyor. Bizim başka bir gücümüz yok. Biz halk adına soru sormak zorundayız değil mi? Doğru. Yani nereden bunun geliri geliyor veya bu parayı nereden buluyorsun veya böyle böyle söyleniyor diyorlar diyorsunuz ya. Bu doğru mu diye biz soruyoruz. Doğrudur, hiçbirine cevap vermiyorlar. Canım mesaimizi alıyorsunuz siz filan. Bakın kendileri araştırma önergeleri yok. Soru önergeleri yok. Kanun tekliflerini zaten hükümet veriyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri halka burada şikayet etmek istiyorum. Sadece ona oy veren vatandaşın iş takipçiliğini yapıyor. Ben sordum. Bu Hatay'la ilgili dedim ki biliyorsunuz bu Dört Yol İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan bir genç Dört Yol İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kantinini işletiyor. Şimdi parti devleti miyiz? Türkiye Cumhuriyeti devleti miyiz? Şimdi İçişleri Bakanı Sayın Şahin'e sordum. Şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlara ait kantin, temizlik ve diğer ihale ve üçüncü kişilere verilen işlerle yürütmekte olan AKP Gençlik Kolları üyesi, başkanı, yöneticisi kaç kişi bulunmaktadır? Yani bunu gençlik kollarını sordunuz. AKP sen. Teşkilatından kaç kişi bugün emniyet teşkilatının içerisinde ihale almıştır, kantin işletmektedir. Yani parti devleti haline gelmiştir. Her yere sirayet etmiş durumdalar. Bugün sordunuz. Bugün ayın 3'ü tutun 45 gün sonra bana cevap vermek zorunda. Bu cevabı buradan inşallah beraber görürüz. Vermeyecektir yine soracağız. Bizim görevimiz halkın adına bu muhalefeti yapmak, bu soruları ama sormak. Ama kanun gereği vermek zorundalar cevap. Ne diyorum Erkan Bey? %10'una cevap veriyorlar. İşlerine gelince veriyorlar, işlerine gelmeyene yani, vermiyorlar. Yani geç cevap veriyorlar. Vermiyorlar. Değil. 45 günden sonra yani zaten doğru anlamış yani. Cevap vermiyorlar. Cevap vermiyorlar. Biz başka bir şey yapacak bizim halimiz yok. Biz seçim zamanı sandığa gideriz. Onun dışında da yasama döneminde de muhalefet yaparız. Yanlışları yani, söyleriz. Soru da sormayın mı diyorlar? Soru da sormayın diyorlar. Evet. Hani bir ideolojik bir şey değil bu. Bir olay olmuş. Soru soruyorsunuz. Yani evet. Bir de çok işte yani çok bariz bir olay işte. Ne sordunuz? Bir daha söyler misiniz? Bir daha söyleyeyim. Böyle mealen kısaca. Tabii. İçişleri Bakanı'na sorduğum şey şu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı diğer kurumlarda İhale ve doğrudan temin yoluyla verilen hizmetleri yürütme görevini almış AKP üyesi kaç kişi vardır? Yani nereden buraya geldim? Hani parti devleti miyiz? Türkiye Cumhuriyeti devleti miyiz? Şimdi biz parti devleti haline geldik. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani bu vatandaşa da şöyle yansıyor. Parti üyesiysen, bu partiye oy veriyorsan ben sana hizmet veririm. Eğer oy vermiyorsan sana hizmet vermem, seni tanımam. Hatta konuşursan da seni içeri tıkarım. Ve öyle bir şey ki yani bize yine birçok ilde gittiğimiz zaman şu geliyor karşımıza. Zorla üye kaydediliyor. Ve maalesef şartlı belediyeler tarafından, yerel yönetimler tarafından erzak veriliyor. Yani sizin evinize geliyorlar. Diyorlar ki siz işiniz yok, gücünüz yok. Ekonomi kötü.
Diyorlar ki bak sana erzak veriyorum. Bu da üye formu. İmzalı al erza. Böyle bir şey olabilir mi? Gıdak politikası ile ilgili çok sayıda soru var. Bunlardan bir tanesi diyor ki Erkan Tan, şöyle bir hava yayılıyor Türkiye'de. Önce Irak'ın kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyiyle birleşeceğiz. Biz bölünmüyoruz. Tam tersi. Onlar bize katılmak istiyorlar. Bizimle birleşmek istiyorlar. Bunun sonu kötüdür. Önce bunu yaparlar. Sonra Türkiye'den de parça alıp ayrıca ayrılırlar. Ne diyorsunuz efendim? Şimdi tabii. Şimdi bu Hürriyet'te de böyle bir manşet var da açıkça. Türkiye'ye bağlı konfederasyon demiş. Suriye'deki Kürt bloğu KUK'un başkanı Abdülhakim Başar. Bir üzüntümü paylaşmak istiyorum. Bugün ben de sabahleyin gelmeden önce bütün gazete manşetlerine baktım. Neredeyse diyebilirim hiçbir gazetede. Dün akşam Siirt'te vermiş olduğumuz iki tane şehidimizden bahsetmiyor. Bana göre bugünün manşeti bu olmalıydı. Yani yine iki tane şehit verdik. 16 günde 16 şehit. Bakın 16 günde 16 şehit. Şu anda yaklaşık 2012'de 100'ün üzerinde şehit verdik. Askerlerimiz yaralı. 391 gündür 3 tane aile, asker Mehmetçik ailesi evlatlarını teslim ettikleri hükümete, vatana cevap alamıyorlar. Çünkü kaçırılmış askerlerimiz, rehin alınmış PKK tarafından. 391 gün bir kaymakam yardımcısı, bir polis şu anda PKK'nın elinde esir. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir ülke, bir ülkede bir devleti yöneten hükümet vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayamıyorsa, ben daha evvel de bunu söyledim, derhal ama derhal istifa etmelidir. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bırakın Kuzey Suriye'yi, bırakın Irak'ı. Yani bizim yatıp kalkıp, yani ben mesela bu hafta şaşırdım. Başbakan Sayın Erdoğan olimpiyatlar açılışına gitti. Her gün şehit veriyoruz. Suriye ile savaş çıkacak. Başbakan olimpiyat açılışına gidiyor. Yani böyle bir mantık olabilir mi? Zaten bence kaymakam bugün, da pek vatandaş sayılmaz. Devlet demektir yani. Yani ama bakın devlet zaten devlet PKK'ya teslim olmuş. Şu andaki politikalarda Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni PKK'ya teslim etmiş. Ve PKK'yla bir müzakere sürecinde, bunlar açıklandı biliyorsunuz bütün görüşmelerde, mücadele değil müzakere içerisindeyiz. Yani hakikaten çok acı bir şey. Ve bugün bu gazetelerin iki tane şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Yani bence ve bir şey daha söyleyeyim, bir üzüntümü daha paylaşmak istiyorum sizinle. 3 ay meclis tatil. Suriye ile savaş durumundayız. Teröre her gün onlarca şehit veriyoruz. Bugün Şemdinli, Hakkari, bakın yani bizi izleyen vatandaşlarımız iş aç diyoruz. Yani can güvenliği diyoruz. Hakkari'de 3 gündür kepenkler kapalı. Hakkari şu anda hayat durmuş durumda. Şemdinli'de sürekli olarak çatışma var. Tunceli'den telefonlar geliyor, sürekli çatışma var. Yani böyle bir ülkeyi yöneten bir hükümetin, yani bir gün yerinde durmaması lazım. Ben bunu ana muhalefet partisi olarak söylemiyorum. Yani yarın ben iktidar olduğum zaman Cumhuriyet Halk Partisi, benim de bu şekilde ana muhalefet veya muhalefet veya halk tarafından eleştirilmeye hakkım var. Eleştirilmek zorundayım. Ama yani bu ülke hakikaten bu duruma düşmemeli. Hocam gitmesin mi başbakan olimpiyatlara? Gitmesin, ne işi var? Yani siz Suriye'de sizin büyükelçinizi gönderecekler. Suriye'de Sayın Dışişleri Bakanınız tutuklanma tehdidiyle, affedersiniz, Irak'a karşılaşacak. Her gün şehit vereceksiniz. Bazı illerinizde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda, fiilen yaşanıyor durumda ve siz olimpiyatlara gideceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Veya siz meclisi kapatacaksınız. Ya bu Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nda kapanmamış. Ben bir milletvekili olarak inanın içime sindiremiyorum. Yani niye kapalı? Nasıl kapalı olabilir ya? Nasıl olabilir? Ya yani 3 ay, ben 3 ay nasıl kapalı olarak hala bunu sormayan, ilk defa siz soruyorsunuz. Tebrik ederim. Utanıyorum. Ben bir milletvekili benim olarak utanıyorum. Kalbimden bu geçiyor yani. Memlekette kim 3 ay tatil yapıyor şimdi ya? Çünkü vatandaş bana soruyor. Vatandaş bana şunu söyleyebilir. Kardeşim siz tatil siz niye söylemiyorsunuz? Genel başkanımız da bunu ifade etti. Bütün milletvekili arkadaşlarımız ifade ediyor. Yani 3 ay bir parlamento kapalı olur mu? Siz Suriye ile savaş yaşayacaksınız. Siz öbür taraftan savaş tehdidiyle karşı karşıyasınız. Şu anda biraz evvel söyledim, Hakkari'si, efendim Tunceli'si, Şemdinli'si, her taraf şu anda kan revan içerisinde. Şehitler geliyor, biz meclisimiz kapalı. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yaklaşık 15 dakikadır konuşuyor konuğun. Hiç Esad ismini kullanmadı. Sanki Suriye'deki iç savaşın sebebi de AK Parti. Ayıp be kardeşim. Malatya'dan Ahmet. Önce can sonra canan.
Yani bir kere Malatyalı kardeşimize önce biz ne konuşuyoruz şu anda? Kendi gündemimizi konuşuyoruz. Evet. Kendi önceliklerimizi konuşuyoruz. Kendi acılarımızı konuşuyoruz ve maalesef bunu ne zaman konuşuyoruz? Bakın hoşgörü mübarek Ramazan ayında görüşüyoruz. Yani 16 gündür 16 tane şehit vermişiz. Bundan başka ne konuşabiliriz? Bana ne Suriye'den şu anda? Ben kendi canımın derdindeyim. Ben şu anda Esad'ın şey miyim? Yani bekçisi miyim? Onun güvenlikçisi miyim? Ben önce kendi vatandaşımın hesabını bir kere vermem lazım. Söylüyorum o vatandaşımıza. 391 gündür benim kaymakamımın peşine niye gidilmiyor? 3 tane askerimin peşine niye gidilmiyor? 1 tane polisimin peşine niye gidilmiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar aciz midir? 391 gündür PKK'ya teslim olabilmiş midir? Böyle bir şey olabilir mi? Evet, olmuştur diyorsun. Yani ben vatandaşımın hala can ve mal güvenliğini koruyamıyorum. Demek ki yani ben o zaman Suriye'yi, Amerika'yı bilmem neyi konuşacak durumda değilim. Tatile gidecek durumda hiç değilim. Doğu Anadolu'da KOBİ'ler ölmüştür. CHP acilen bir çare açıklamalı. Kendisinin de yeni görevini kutlarım. Ethem Gülbay, Elazığ CHP eski il başkanı. Bu sizin adam. KOBİ'ler ölmüştür diyor. Doğru Ethem mu Bey, Ethem Bey bu konuda bizim eski il başkanımız hakikaten Elazığ'da. Orta Doğu Teknik Üniversite mezunudur. Bir mühendis arkadaşımızdır. Evet. Ve onun da o bölgeyle ilgili güzel çalışmaları vardır. Bakın şimdi yine halkı nasıl uyutuyoruz? Yani bu biraz evvel söylediğiniz manşetlerde işte dış politikadaki bir takım şekillenmeler, bir takım dizaynlar yapılıyor ama iki şehidimizden haber yok. Şimdi bugün dün ekonomi sayfalarına baktığınız zaman da şu var. Efendim ihracatımız bilmem nemiz şudur budur ekonomimiz ama sonuçta bakıyorsunuz bir şey olmuyor. İşte altın vuruş, altın evet. ihracatı İran. Evet. Yani esasında ben iki şey söyleyeceğim. TÜİK diye bir kurum var. Ben Umut Oran olarak bu TÜİK'i 2005'te mahkemeye verdim. Ve idari mahkemede dava açma hakkını kazandım. İl bazında milli hasla yani kişi başı geliri evet. il bazında yanlış hesaplıyor diye. Bolu ile Düzce arasında bir problemdi. Ve idari mahkeme haklı buldu bizi. Ama sonuçta o mahkeme açılmadı. Açılmadı. Türkiye'deki hukukun geliriz belki. Ve o günden itibaren de TÜİK il bazında yani aşağı yukarı 2004'ten beri il bazında milli gelir açıklamıyor şu anda. TÜİK diye kurum bunu burada söylüyorum. Hokus pokus TÜİK. TÜİK'in işi bu. Hokus pokus. Yani orada başbakan tavşan çıkar diyor. Şapkadan tavşan çıkıyor. Başbakan şöyle yap diyor. Böyle yapıyor. Bakın bugün. Çok ağır konuşuyoruz. Bunu ama, bir manşet yapalım. Yani, Abrakadabra Partisi. TÜİK, evet. AKP Abrakadabra Partisi bana göre. Abrakadabra. Yani, yapıyoruz bunu. Yapabiliriz. Yani Parti, ekonomideki durumu ekonomiyi söylüyoruz değil mi? Evet. Abrakadabra Partisi AKP. Hokus pokus TÜİK'le iyi uykular Türkiye. Yaptık bunu manşet. Yapalım. Şimdi, evet. Bir daha söyler misiniz? Abrakadabra Partisi ile Hokus Pokus TÜİK'le iyi uykular Türkiye. Ekonomideki durum bu. Ekonomi. Bakın bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söylemeyeyim. İhracatla ilgili vatandaşımız iki şeye baksın. Bunun hesabında Sayın Başbakan'a veya ekonomiden sorumluları bakanlara sorsun. TÜİK kime bağlı? Hükümete bağlı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı değil değil mi? Doğru. Peki, devlet kurumu canım işte devleti kimde? Hükümet yönetiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi o da o bir ilgili bakanlığa bağlı bir yarı resmi sivil toplum örgütü. İhracat rakamlarında aylık bazda ikisinin rakamları birbirini tutmuyor. Somut bir şey söyleyeyim. Mesela Temmuz ayı yani şu anda Temmuz ayı sonu itibariyle diyor ki Tim ben diyor 70 milyar dolar ihracat yaptım diyor. TÜİK 74.4 milyar dolar diyor. Yani iki kurum daha dün açıkladılar. İthalata bakıyorum. Diyor ki dış ticaret verilerinde TİM 42.8 diyor. TÜİK 47 milyar dolar diyor TİM. Türkiye İhracatçılar Meclisi. TÜİK 42.8 diyor. Arada hani hokus pokus niye söylüyorum? Yani birileri böyle abrakadabra rakamları istediği gibi oynatabiliyor. Ekonomi kötü. Ekonomiyi konuşursak çok söyleyeceğim şey var. Neden kötü? Gerekçeniz ne? Malatya'dan kayısı üreticileri Malatya'nın adı geçer geçmez hemen göndermişler mesaj efendim. Bakın Mersin, İzmir, yani Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Narenciye şu anda yerlerde fiyatlar. Mesela kayısı pazara gittiğimiz zaman Ankara'da da görebilirsiniz. Isla her yerde 5 liradan 3 liradan fiyat var. Doğru. En iyisi 5 lira. 4.99 yani ben evet, gördüm. Büyüklüğüne göre 5 lira işte 3 lira ama üreticiye 30 kuruş ödeniyor. Ona rağmen üreticinin malı pazara ve vatandaşa gitmiyor. Niye? İthalat yapıyoruz. Yani her şeyi şu anda pamuğu ithal ediyoruz, zeytini ithal ediyoruz. Şu anda tahılı, arpayı, evet. mısırı ithal ediyoruz. Yani hem üretici kazık yiyor hem tüketici kazık yiyor. Yani tarım ambarı olan bir Türkiye 10 yılda
tarım yani ithalatçısı olabilir mi? Hani hayaldi, yani aklınıza gelmezdi. Benim aklıma hiçbir zaman gelmezdi. Ben çocukluğumdan beri tarım ambarı, tarım üreticisi bir Türkiye'nin bugün tarım ithalatçısı haline geldim. Yine önümüzde Kurban Bayramı geliyor. Göreceğiz buradaki vatandaşlarımıza beraber. Hayvancılıkta bir merkezdi Türkiye. Bugün kurbanlı koyun ithal ediyor. Yani ekonomide çarklar iyi dönmüyor. Bir tehlike ekonomide, onu da müsaade ederseniz söylemek isterim. Hani bu bir sıcak para diyoruz ya, yani şey gibi düşünelim bunu. Bizim vücudumuzda damarlar var, işte kan dolaşıyor, evet, değil mi? Şimdi kötü yönetildiği zaman ne olur bu şey, kan dolaşmazsa ne olur? Vücut işte bir yerleri sekteye uğrar. Şu anda Türk ekonomisinin, Türkiye'nin damarlarında sıcak para dolaşıyor. Sıcak para şu demek. Mesela bu İMKB, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, borsa yani. 62.7'si yabancı. Yani şu anda bir kişi yurt dışından İngiltere'de buraya gönderdiği paralarla faizle para kazanıyor ya. Şimdi mesela portakal üreticisi, kayısı üreticisi onlar bir sene uğraşıyorlar, çapalıyorlar, suluyorlar, güneşin şeyinde sabahın köründe kalkıyorlar. Yani o ürünlerini yetiştiriyorlar, topluyorlar, onları işte 30 kuruşa satıp 5 liraya vatandaşa yedirilmesine seyirci kalıyorlar, mağdur kalıyorlar. Öbür taraftan öbürü işte gravatıyla, elinde bilmem şeyiyle, lüks ortamlarda bir tuşa basıyor, o parayı istediği yerden istediği yere götürüyor. Türkiye'nin ekonomisi sıcak paraya teslim. %62.7, 3'te 2'si bugün borsanın yabancılarda. İstanbul yani yabancılarda. Şimdi niye tehlike? Yani demek ki 3'te 2'si yabancılara teslim sıcak paranın. O şu demek. Yarın öbür gün bizim Dışişleri Bakanı tutuklanırsa ya da yarın öbür gün işte biz savaşa girersek o şöyle yapacak. Bir tuşa basacak, o para o anda, anında oradan başka bir ülkeye gidecek. O para Türkiye'den tık diye çekilecek. Veya başka bir konu. İstanbul Senatosu geçen hafta açıkladı ilk 500'ün değerlendirilmesi. Burada şu anda şeyi konuşmuyorum. 4 şirketten biri zarar ediyor. Ayrı, onu biliyoruz zaten. Ama onun dışında aşağı yukarı 3'te 1 şirket yabancılara geçmiş durumda. Yani yabancı yatırımcı almış durumda. Yani İstanbul'daki şirketlerin. Ama İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500 zaten ekonominin %60'ı. Yani %65. İlk 500 şirketin. Türkiye'nin ilk 500 şirketinin 3'te 1'i yabancı şirket haline gelmiş. Bu şu anlama geliyor. Bir savaş olursa mesela biz örnek alalım sizinle beraber, bir ortak şirketimiz var. Suriye'ye yatırım yaptık. Suriye'de üretim yapıyoruz. Şimdi Suriye'de savaş olursa siz ilave yatırım yapar mısınız oraya? Yani bilmiyorum. Ya, yapmazsınız. Dükkan durur. Ondan sonra da yavaş yavaş yatırımlarınızı geri çekmez misiniz? Evet. Yani Türkiye'deki durum bu. Yani Türkiye'de... Yani dış politikasını falan kontrol edebilirsiniz bu durumdan dolayı bu ülkenin. Yani ben o zaman, yani bu benim elimde, benim kontrolümde değil. Benim, yani bu vatandaş, yani işte yabancı ülke o zaman ne yapacak? Şirketini kapatacak. İlk yapacağı şey. Türkiye'ye karışırsa şirketi kapatacak. Yani bu çok tehlikeli. Yani niye bu, nereden buraya geldik? Hani Türkiye üreterek kalkınması lazım. Yani öyle bir model geliştirmesi lazım. Tarımla, hayvancılıkla, sanayiyle, ihracatla, istihdam yaratarak, işte gençlerin ekonomiye katılması, kadınların ekonomiye katılmasıyla. Ama Türkiye ekonomisi yabancılara teslim, yabancı şirketlere teslim ve sıcak paraya teslim. Bu çok tehlikeli. Efendim siz zaten iktidar olamazsınız da biraz insaflı olun bari. Dönün bakın nereden nereye geldik. %50 oy almış bir partiden bahsediyoruz kardeşim. Antep'ten Demirel bu mesajı göndermiş. Valla ben yani ya, tabii arkadaşlarımızın görüşlerine saygı duymak lazım. Yani biz burada şunu söylememiz lazım. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde kimler geldi, kimler geçti? Hangi partiler vardı? Hangi partiler ölçüyü kaçırdılar? Ve şimdi o partiler neredeler? Ama Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten... Tek parti iktidarı diyorsunuz. En iyi bildiğiniz iş o işte, oradan biliyorsunuz. Onun şahı sizin zamanınızda değil mi demiş bir seyircimiz. Bunu başbakan da söylüyor. Yani ben burada tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin propagandasını yaparsam doğru olmaz. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kurmuş. Bu ülkeyi demokrasiye taşımış. Yani çok partili seçime, çok partili siyasi hayata taşımış. Sosyal demokrasiyi bu ülkeye getirmiş. Ve bugün de bir borcu daha var. Bir Türkiye Cumhuriyeti'ne bir borcu daha var. İstikrar borcu var. Türkiye Cumhuriyeti'ne özgürlükleri genişletme borcu var. Evet. Ve demokrasiyi yerleştirme borcu var. Yani dediğim gibi hani nereden nereye diyoruz ama kimler geldi, kimler geçti. Bugün AKP gibi yönetmeye kalkan partilerin tabelası bile maalesef kalmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi
Yani dediğim gibi belli bir olgunlukta, belli bir geçmiş vizyonu, misyonu, bu da şundan kaynaklanıyor bence. Yine kendi partimi övüp diğer partileri şey yapmak istemiyorum ama yani biz savaş meydanlarında kurulmuşuz bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken. Kanlar dökülmüş, işte gazi meclisler çalıştırılmış. Şimdi biz efendim otel lobilerinde veya saray salonlarında kurulmayan bir partiyiz. Dolayısıyla bedel ödeyen bir parti olduğumuz için 93 yıldır ayakta olan parti herhalde önümüzdeki süreçte tabii ki öz eleştirisini yaparak, yani ben şunu da söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her söylediği doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyi çok doğru yapıyordur. Değil, çok bizim de yanlışlarımız var. Zaten AKP'nin bugün iktidar olmasındaki en büyük yanlış bir, yani bize ait. Evet. Yani biz demek ki burada da öz eleştiri yapmamız lazım. Ama halkımıza da şunu söylememiz lazım. Yani umutlarını yitirmesinler. Biz ders çıkartıyoruz, yapmış olduğumuz hataları değerlendiriyoruz, öz eleştiri yapabiliyoruz ve hakikaten Türkiye'de insan hakları, demokrasi, özgürlüklerin olduğu, hukukun üstünlüğünün olduğu, ekonomide fırsat eşitliğinin olduğu ve bu gelir dağılımı eşitsizliğinin olmadığı, sosyal devletin olduğu, güzel bir çağdaş, mutlu, umutlu bir Türkiye'yi yaratmak boynumuzun borcu. Dursun Paksoy, Erkan Tan, sen okumuyorsun ama ben yazacağım. Bu adamın savurması hoşuna gitti galiba. Kuzu kuzu dinliyorsun demiş Dursun Paksoy Kayseri'den. Hem size hem bana vurmuş. Size savuruyor demiş. Bana da hani hoşuma gitmiş olmakla bir değerlendirme bulunmuş. Öyle bir şey yok. Konuşuyor misafirimiz. Yani şimdi ben isterseniz bir daha söyler misiniz? Hani niye kesmedim sözünüzü? Irak'tan bir açıklama geldi. Bizden habersiz Kerkük'e gitti Dışişleri Bakanı diye. Siz onun üzerine ne dediniz? Sonraki açıklamalar tutuklanabilir. Yani ve bizim büyükelçimizi geri gönderiyor Irak şu anda. Yani böyle bir basiretsiz, böyle bir dış politika olmaması lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmıyor dedim. Ya yani ben Dursun Bey'e şunu sormak istiyorum. Mutlaka evladı vardır. Yani savuruyor acaba, mu? Size savuruyor dedi. Yani, yani tabii yani, diyebilir. Yani bize oy vermiyorsa. Desteksiz konuşuyorsunuz. Yani, gerekçesiz konuşuyorsunuz. Ama hep yani bilgiye belgeye dayalı konuşmaya. İddialarınızın kanıtı yok dedi. Şöyle söyleyeyim yani bilmiyorum ben. Sizin... Kayseri'den söyleniş. Ya Dursun Bey. Ya Allah'tan kork kardeşim. Üreticide kayısı 30 kuruş, Ankara'da 4 lira. Şimdi bu yalan mı? Karpuz, kavun, narenciye, tütün, pamuk, yani şu anda maalesef hakikaten şey. Erkan Bey, bir de Dursun Bey'e şunu söyleyelim. Yani bazen üzülüyorum da böyle ellerim ders çalışır gibi geliyorum. Ben bilgisiz belgesiz genelde konuşmuyorum. Hep veriye dayalı konuşuyorum. Hani akıldan öyle çok da akıllı olduğumu da iddia etmiyorum. Aklımda her şeyi alıyorum, yazılıma not alıyorum ki bir şeyi atlamayayım, eksik bir şey söylemeyeyim, yanlış bir şey söylemeyeyim. Dursun Bey'e şunu sormak isterim. Evladı varsa... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde evladını bir parasız eğitime sağlanmasını istemez mi? Şu anda bakın 5 tane üniversite öğrencimizin bir tanesi işsiz. En son açıklanan verilere baktığımız zaman. Ve parasız eğitim talep eden gençlerimiz, öğrencilerimiz 10 yılla 12 yılla şu anda hapis yatıyorlar. Tek şeyleri parasız eğitim. Yani böyle bir ülkede biz ana muhalefet olarak eleştirmeyeceğiz de neyi eleştireceğiz? Biz parasız eğitim talep etmeyeceğiz de neyi talep edeceğiz? Yani Dursun Bey istemez mi eğer evladı varsa? Herhalde yılda kaç milyar paralar ödüyordur onun işte okul taksidine, onun efendim ders kitaplarına, onun bilmem şeyine, yani yurduna, bilmem bursuna. Bir tane CHP'li var, Dursun Bey AK Partili, anlaşıldı. Filiz Güven, Sayın Orhan. Teşvik modeliyle iş yeri açılmıyor. Bu memleket bunu anlamalı. CHP olmayan yere fabrika kuracağım demişti. Bence bunları söyleyin demiş Filiz Güven. Cumhuriyet Halk Partisi olmayan... O da sizin adam herhalde. Çünkü AK Parti'den okuduk bir tane Dursun Bey'i. Hepsi bizim adam. Bu da sizin adam. Hepsi bizim... Filiz Hanım da yani, sizin adam. Ben şöyle bakıyorum. Herkes bizim sonuçta bir siyasetçi olarak... Bize oy versinler, vermesinler. Onların eleştirilerine bir kere saygı duyuyoruz. Artı bizim görevimiz onların sorunlarını çözmek. Bizim görevimiz tamam. Onlara hizmet götürmek. Evet. Model yani sizin öyle fabrika yapacağız dediğiniz zaman, olmayan yere devlet eliyle götüreceğiz fabrikayı dediğiniz zaman çok adeta dalga geçti Adalet ve Kalkınma Partisi'yle. Şu anda ben bir şey söyleyeyim. Yani Sayın Erdoğan'a da, Sayın Başbakan'a da sorabilirsiniz. Sayın Zafer Çağlayan'a da sorabilirsiniz. Sayın Babacan'a da sorabilirsiniz. Şu anda ellerinde altıncısını ilan ettikleri teşvik modelinin patenti Umut Orhan'a aittir. Bu kadar net söyleyeyim. Yani 6 kere yaptılar. Eğer 10 sene evvel bugün bunu yapsalardı çok daha farklı olurdu. Bakın yani siz araştırmacı bir gazetecisiniz, seviyorsunuz. Meslekte belli bir yeriniz var. Araştırın bakın 10 sene evvel
Umut Orhan olarak ben neler söylemişim, nasıl bir teşvik modeli olsun demişim, başbakanla nasıl bu konuları tartışmışım, evet. Sayın Babacan'la, o zamanki bakanlarla ve bugün geldikleri noktalara bakın. Ama 10 sene kaybettik ve şu anda o teşvik modeli bile tam işlemezdi. Dediğimi yaptılar ama 10 sene sonra. Tam olarak değil, orada da eksikler var. Mesela ben yılbaşında burada bizi izleyen Vanlı yurttaşlarımız varsa da, şimdi bakın Suriye diyoruz, oradaki mültecilere kamplar, paralar veriliyor. Yani benim Vanlı yurttaşım şu anda hala perişan durumda. Ne yatacak yeri var, ne dükkanı açık, ne iş var, ne aş var ve Van şu anda yarı yarıya boşalmış. Göç etmiş durumda. Nereye göç etmişler bunlar? İstanbul'a, İzmir'e. Ne yapıyorlar orada? Sonra onlara diyoruz ki varoş diyoruz. Yani devlet önce kendi vatandaşına sahip çıkacak. Onu eleştiriyorum ben. Yani ben Suriye ile bilmem neyle uğraşacağım ama kendi bir kere kaçırılan benim kendi devletimin çalışanına, vatandaşıma sahip çıkmam lazım. Ben bir kere bu çatışmayı önlemem lazım. Ben Van durup dururken ben başka şeyle uğraşmamam lazım. Bakın Van'la ilgili Sayın Zafer Çağlayan'a bizzat, benim eski dostumdur, arkadaşımdır. Bizzat gittim, başbakana da yazdım, bütün ekonomiden sorumlu bakanlara da yazdım. Van'a özel bir teşvik uygulayın. Dedim ki hayvancılık. Gerekçeleri... Yani hep eleştiriyorsunuz kardeşim, çözüm önerileriniz nerede? Diyorlar. O da buna Aralık'ın, bir cevap Aralık'ın son haftası bu basında da yer aldı. Sayın Zafer Çağlayan'la gittim, konuştum. Sayın Başbakan'a ve ekonomiden sorumlu bakanlara söyledim. Tam hani o depremin vurduğu, evet. Van, hatırlarsanız o zamanki tabloyu, yazlık çadırlarda ısınmaya çalışan, kışın -30'larda ölen yurttaşlarımızın olduğu, Van'ın göç etmiş olduğu, öğrencilerin eğitimlerini yapamadığı Van. Dedim ki taşıma suyla değirmen dönmez. Madem bir teşvik çalışması yapıyorsunuz, bizim de bu teşvik çalışmalarına geçmişte katkılarımız oldu. Ya şu Van'a özel bir teşvik şey yapın. Değil, yani gerekçeleri de koydum. Yani Van'ın rakımı, tamam, florası. Tamam, anladık, evet. Yok, hiçbir şey yapmadılar. Yani verin bana bu teşviği. Yani şu anda hani ben bunu daha böyle il bazında, sektör bazında hemen harekete geçebilecek şey. Şimdi Sayın Çağlayan şunu diyebilir bana. 6. bölgeye senin istediklerini, Umut, 10 sene evvel istediklerini koyduk. Tamam, doğru. Kısmen, evet. Koydun. Ama sen şimdi burada bazı böyle nokta atış yapman lazım. Yani bugün Van eğer şey kaybediyorsa, o zaman Van'a özel bir teşvik vermen lazım. Sektöre teşvik vermen lazım. Yani 6. bölgede 10 küsür il var. Hepsine şu anda Van'ın durumu eşit olarak değerlendirebilir miyiz? Veya bir Hakkari, ne dedim? Bir haftadır kepenkler kapatılmış Hakkari'de. Yani Hakkari'de iş aş yok. Ya başka daha önemli bir iddiada bulundunuz. Biz onu kaçırdık, şimdi hatırladım. Ülkede bazı illerde fiili OHAL var dedi. Evet dedim. Yani bunu açık açık işte Hakkari, işte şu Tunceli. Yani aç siz televizyonun kameralarınızı, gidin oradaki vatandaşlarla konuşun. İşte Siirt, bakın dün 2 tane şehit verdik. Karakol basılıyor. Yani bunlara, yani şu anda bir daha söylüyorum söylediğimi, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda gerçekten teröre teslim olmuştur. 10 yılda. Ben 10 yıl önce, ben OHAL döneminde bölgeye gittim, bölgede çalıştım, gönüllü olarak çalıştım. Bölgenin kalkınması için çalıştım. Yani OHAL öncesi. OHAL dönemini çok iyi biliyorum. OHAL sonrasında çok iyi biliyorum. Ve ben bu teşvik paketini 57. hükümete, o zamanki rahmetli Ecevit'in hükümetine hazırlayıp getirmiştim, vermiştim. Bugünkü şu andaki 6. yani son açıklanana çok benziyor. Buna yani şey şahit, yani basında bunların hepsini bulabilirsiniz. Veya Sayın Zafer Çağlayan'a sorun, size anlatsın. Veya Sayın Başbakan'a sorun. Şimdi bakın, o gün bu uygulansaydı, o gün sıfır, orada güvenlik sorunu yoktu. Bölgede istikrar vardı. Ekonomik bir kalkınmaya ihtiyacı vardı bölgenin. Ama 10 senede geldiğimiz nokta nedir? Yılda 130-150 tane, yaklaşık 150 şehit veriyoruz şu anda. Ve bugün artık bakın Genelkurmay'ın sitelerinde de, çünkü yani öyle bir şey ki hani her şey yandaş oldu. Üniversiteler ya her şeyi ki özel sektörü öyle yaptılar. Genelkurmay'ı da kendilerine benzettiler diyeyim bir anlamda. Onu da becerdiler. Orada bile şu anda şehitlerle ilgili detaylı açıklama yok. Son bir yıldır dikkat ediyorum. Yani detaylı açıklama yok. Yani herkesin, yani bu üzüntü verici bir şey mi? Çok üzüntü verici bir şey. Yani çok üzüntü verici bir şey. Ama yani üzüntü duyuyoruz diye bunu bilmeme hakkına sahip değiliz. Artı bunu bilerek de Sayın Başbakan'a yine söylüyorum. Londra'da olimpiyatları açılışına gidemez. Veya meclisi 3 ay kapatamaz. Böyle bir şey yok. Bunu çözmek zorunda. Bakın 10 yılda sıfır terörden şu anda yılda 130, 140, 150 şehidin
yaşandığı bir ülkeye döndük. Şimdi kimse kusura bakmasın. Dursun Bey sen de kusura bakma. Adalet ve Kalkınma Partililer de, MHP'liler de, CHP'liler de kusura bakmasın. Umut Orhan'ın bu meclisin açık tutulmasıyla ilgili görüşlerine içtenlikle katılıyorum. Yani bu meclis niye 3 ay tatil yapar? Kur'an-ı Kerim'de ayet mi var bilmiyorum. Yahu memlekette kıyamet kopuyor kardeşim. Meclis niye tatil? Yani 3 ay tatil mi olur? Kim yeryüzünde 3 ay tatil yapıyor? Bu yerden göğe kadar yani açık tutulsa ne olur onu da bilmiyorum şey dedi ama, ki ama yani meclis açık tutulsa ne olur ki? Ama orada yani milletin iradesi, demokrasi nedir? Milletin iradesi işte çeşitli partilere yansıyor ve onlar gidiyorlar mecliste bunları tartışıyorlar. Demin neye parti devleti mi Türkiye dedim? Çünkü yani başbakanın yönetim tarzı bir kere milletin iradesini yok sayıyor. Bakın iki tane milletvekilimiz 8 tane milletvekili tutuklu, 2 tanesi bizim. Bu milletin iradesini yok saymak. Ve bütün dünya, ben yurt dışına gidiyorum. Sayın Başbakan veya bazı bakanlar diyor ki, ya Umut Orhan bizi şikayet ediyor. Niye şikayet edeyim ben seni? Evet. Ben savunma yapamıyorum. Gittiğim her yerde karşıma bu çıkıyor benim. Soruyorlar yani, öyle mi? Tabii ya, yok mu böyle bir yani şey? Yani başka bir mevzu konuşmaya gidiyorsunuz, bunu mu soruyorlar? Yoksa siz mi mahsus kaçıyorsunuz? Şimdi bakın biz Türkiye'de olan biteni biz yani AKP'nin yaptığı şeyleri söylememiz lazım. CHP'nin hayallerini söylememiz lazım. Yani Türkiye ile ilgili doğru bilgi vermemiz lazım. Ama bakın Martin Schulz mesela Avrupa Parlamentosu Başkanı buraya geldi. Genel Başkanımızla beraber bir toplantıda dedi ki 8 tane tutuklu milletvekilinin yaşandığı bir ülke demokrasi olamaz dedi. Ve dedi Türkiye dışında başka bir ülke olsaydı Avrupa Birliği süreci İngilizce söylüyorum öyle söyledi finito dedi. Yani biterdi dedi. Zaten hani şu anda da askıda esasında ilerlediği falan yok da evet. Hani burada Ankara'dayız. Ben bakıyorum etrafımızda saatlere. Hatırlarsanız 2004-2002 Tandoğan'ı biliyorsunuz. O zaman evet. Hani böyle bir öğlen vakti havai fişekler atıldı. Efendim saatler dikildi. 2012'de Avrupa Birliği'ne üyeyiz denildi. Avrupa Birliği'ne üye olmak neden iyi bir şey? Ekonomisi falan bu ama sosyal haklar için, sosyal adalet için, sosyal tamam. Güvenlik için. Bugün bakın 2012 33 tane fasıldan yani ben şimdi hani siyaset yapmıyorum. 33 tane şey var, başlık var. O başlıkları açacaksınız, kapatacaksınız. Onunla ilgili yasaları çıkartacaksınız ki süreç bitsin, siz de tam üye olun. Hırvatistan aynı süreçte başvurdu, tam üye oldu. Biz hala 33'te biriz. Yani 33 tane fasıldan bir tanesini açıp bir tanesini kapatabildik. Diğerleri duruyor. Olduğu gibi. Evet yani hani ben öyle olmuş böyle olmuş işte Cumhuriyet Halk Partisi hep eleştiriyor değil. Yani şimdi bunlar veriler. Şimdi buradan şeye gelirsek ben dışarıda yani artık bıktım bunu anlatmaktan anlatamıyorum. Yani 8 tane milletvekilini önce anlamıyorlardı ya idrak edemiyorlardı. İdrak ettiler, kabul edemiyorlar. Ya böyle bir şey nasıl yaşanabilir? Görmemişler, yani duymamışlar. Adamlar milletvekiliyken mi tutuklandı? Siz tutuklu adamları aday gösterdiniz hepiniz. Tutuklu adam diyorlar. Diyorlar da tutuklu olmak ayrı bir şey, suçlu olmak ayrı bir şey. Eğer suçlu olmayan... Yargılanma bitsin demiyorsunuz. Tabii ki demiyoruz. Bunu yani, söylüyorsunuz tabii, sürekli. Yani suçlular milletvekili olamazlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin işte hukukla ilgili, Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili bize yani o insanlarla ilgili temizdir, suçsuzdur, seçimlere katılabilir. Şeyi gelmiş, elimize kağıdı verilmiş. Evet. Bu seçimlere katılmışlar. Ondan sonra da şu anda onlar fiilen milletvekili. Bunu herkes kabul ediyor. Sadece yasama faaliyetleri katılmıyorlar. Yani onlar sosyal haklardan yararlanıyorlar. Onlar şu anda mazbatalarını almışlar. Ama biz onları hala tutuklu yapıyoruz. Niye? Çünkü siyasi bir dava haline geldi. Şunu söyleyecektik. Oradan buraya geldim. Uzattım. Özür diliyorum. Yani Gazi Meclis niye kapalı? Niye tatilde diye sordunuz ya. Açık olsa ne olur kardeşim? Niye olur? %50 ben de neden kapalı olduğunu bir türlü anlamıyorum da. Bakın bizi izleyen şu anda 50 milyon seçmen var. Bu 50 milyon seçmenin oy verdiği partiler var. Ve bunların yaklaşık yarısı yani iki kişiden bir kişisi AKP'ye oy vermemiş. Şimdi ki meclis açık hep olsa... Hep vermişi konuşuyoruz. Vermemiş. Vermemiş. Şimdi iki kişiden... Alışamadım lafa. İki kişiden bir kişisi. Yani şimdi mesela bu salonda biz 6 kişiyiz. Demek ki bu 6 kişiden 3 kişisi AKP'ye oy vermemiş. Evet. Şimdi bu bir karar alınacaksa diyelim ki bu 6 arkadaşımızdan... Bir mevzu oluyorsa... Üçünün mevzu fikrini var. Almıyoruz. Biz onları dışarıda tutuyoruz. 3 kişi aynı partiye oy verenler karar alıyoruz. Yani milletin iradesinin parlamentoya genellikle yansıması lazım. Genellikle Adalet ve Kalkınma Partililerden duymaya alıştığımız için bir an bana garip geldi. 2 kişiden biri AK Parti'ye oy verdi kardeşim diyorlar. Onlar
Siz tam tersini söylediniz. İki kişiden biri AK Parti'ye oy vermedi. O milli iradenin de o iki kişiden bir kişi oy vermeyen insanların da iradesinin parlamentoda temsil edilmesi lazım. Evet. Yani nasıl temsil edilir? Yani Suriye ile ilgili politikalar doğru mu değil mi? Terörle ilgili ne yapılması gerekir? Ekonomi ile ilgili işte kayısı üreticisi, narenciye üreticisi, evet, pamuk üreticisinin sonuçta durumu iyi mi değil mi? Bunların nerede konuşulacak bunlar? Yani kahvehanelerde mi konuşulacak ya da hep ekranlarda mı konuşulacak bunlar? Parlamentoda konuşulacak. Parlamento gece gündüz oturup bunlara çözüm üretmesi lazım. Neye üretmesi lazım? Bakın, dış politika çok kötü. Dış politikaya çözüm üretecek yer, demin şunun için söyledim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Abrakadabra Partisi dediğim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti devleti haline döndü. Yani nasıl? Mesela Dışişleri Bakanı, bir Dışişleri Komisyonu var. Mesela soruyorum, Erkan Bey siz de sorun. Benden sonra gelecek ya da yarın öbür gün bakacak AKP'li milletvekillerine sorun. Dış İlişkiler Komisyonu diye bir komisyon var. Evet, evet. Bu toplandı mı acaba bu Suriye'ye gitmeden evvel? Bir Dışişleri Bakanı en son ne zaman? Kendi partileriyle değil. Dışişleri Komisyonu en son ne zaman toplandı? Onun içerisinde kim var? Parlamentoda milletin, yani iki kişiden biri oy vermeyen üç tane AKP dışında partinin de temsilcileri var. Toplandı mı? Terörle ilgili bir toplantı yapıldı mı? Bakın ben milletvekiliyim, bir senem doldu. Başbakanın meclis açıldığı zaman hükümet programı, inanamadım. Elime aldığım zaman ve başbakan onu da okudu. İnanamadım. Terörle ilgili bir sayfa değil. Aşağı yukarı 167 sayfalık bir kitapçık hazırlamışlar. Bir sayfa değil. Bir paragraf değil. Bir cümle değil. Bir kelime yok terörle mücadele ilgili. Yani bu şu demek. Bu ülkede terör yok. Şimdi böyle yok mi? Mu? Öyle yani bir hükümet programında. Çok ağır konuştum. Ama bakın, ama bir olabilir mi böyle bir şey? AK Parti hükümet programı, AKP diyorsunuz CHP'li. Adalet ve Kalkınma Partisi diyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet programında terörle mücadele bir kelime Adalet yok. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet programına göre, hükümet programına göre ülkede terör yok. 71. Dediniz. Hükümet programını size hemen yarın göndereceğim. İnternetten indirebilirsiniz. Bizi izleyen vatandaşlarımız hemen internetine baksınlar. Terörle mücadele ile ilgili bir tane kelime yok. Bir tane somut bir öneri yok. Sayfa yok dediniz. Başka bir şey söyleyeyim. Bakın yani bu önemli yani bence. Terör yok o bence zaman. Bence her şeyden önemli. Dün iki şehit verdi. Bakın o zaman, öyle Ramazan mi? Gününde bakın mübarek yani Ramazan günü. Da, AK Parti hükümetine göre terör yok. Öyle görüyoruz. Evet bakın. Hükümet programında yok. Bakın mübarek Ramazan günü 16 günde 16 tane şehit vermişiz Ramazan ayında. Hükümet programında terörle ilgili bir tane kelime, bir tane cümle, bir tane somut öneri yok. Bu bir yıl içerisinde biz iki kere biz talep ettik. Yani iki kişiden bir kişiyi temsil eden biz talep ettik bunu. Dedik ki bu konuyla ilgili, terörle ilgili kapalı oturum olsun. Hatta açık olsun dedik. Niye kapalı olsun? Vatandaş da, halk da bizi dinlesin, evet, izlesin. Bilmek zorunda, öğrenmek zorunda. Çünkü sonuçta ucu ona dokunuyor. Yani bugün hiçbir milletvekilinin, ben de milletvekiliyim veya hiçbir ne bileyim siyasi kimliğin çocuğu şehit oluyor mu? Duydunuz mu böyle bir şey? Geldi mi haberci olarak size böyle bir şey? Yok. Ama o vatandaşın yani bu tartışmaları dinlemesi gereken vatandaşın bunları bilmesi lazım. Çünkü şehit veren onun ailesi ateş düştüğü yeri yakıyor. İki kere toplantı yaptık. Başbakan katılmadı. Hatta bir tanesinde yaptığımız ilk toplantıda çok baskıyla yaptık. Zorla kapalı kabul ettik. Başbakan o gün, lokantanın ismini de verebilirim, Ankara'da, buraya yakın bir yerde. Ben oradan geçerken gördüm. Sayın Başbakan, bütün gazetelerin, medyanın patronları yetmez, genel yayın yönetmenlerini yemeğe aldı. 3 saat bugünkü gösterdiğiniz başlıkları dizayn nasıl edilmesi gerekir bunları söyledi. Yani terörle ilgili bir yazı yazmayın dedi. İşte yayınların teröre ve teröriste destek olacak şekilde yapıldığını görüp de bir uyarı yapıyor. Bunda bir şey yok. Hayır ama öyle ama şimdi bizi bir yani şimdi hayır ama öyle diyorsunuz ama önemli, onu unutmuştum ben. Ve o gün bakın başka bir şey daha var. Geldik. Bakın o gün başka bir şey daha var. Bakın o da çok önemli. O günkü bakın bunlar hep kayıtlarda var. O günkü yine şehitlerimiz vardı. Ve gazilerimiz o gün bir gün önce şehitlerimiz vardı. 13 şehit verdik. Gazilerimiz ve şehit yakınları Başbakanlığın önünde protesto yaptılar. Polisin biber gazıyla, copla, protezleri yerlere saçılan bir görüntü vardı. Ama Sayın Başbakan o gün öğle yemeğinde buradaki önemli lokantaların yani buradaki lokantalarından birinde bunları yazmayacaksınız, bunları yapmayacaksınız, bunları yapmayacaksınız talimatı verdi. Ve o günkü bakın kayıtlarınıza dakika dakika biliyorum. O günkü Kocatepe'deki camideki şehit cenazesi 3,5 dakika başbakanın o yemekten kalkıp
geç gitmesi nedeniyle geç başlatıldı. Yani terörün durumu bu. Onun için sorumuzun başına geliyoruz. Dışişleri. Meclis 3 ay tatil yapmamalıydı. Bunun da sorumlusu hükümettir. Efendim çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Ben yani, Erkan Bey size bir şey getirecektim. Bir şey, bir hediye Twitter'dan duyurmuştunuz bir şey, bir şimdi, getireceğinizi. Hani diyorsunuz ya Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor diyorlar diye söylüyorsunuz ya. Bunu söyleyenlere masanızda diye kalsın. Evet. Bakın bu bizim 2 yıllık faaliyet raporumuz. Hiç önerisi yok diyorlar. Burada bizim yapmış olduğumuz uluslararası işte görüşmeler, yapmış olduğumuz raporlar. Buradaki bizim 2 yıllık faaliyetimiz. Siz de gidip habere şikayet ediyormuşsunuz Türkiye'yi. Başbakan dedi ya. İşte ne yaptığımız, Türkiye Volkan siyasi... Volkan Bozkır da Twitter'dan söyledi, o şeye takmış. Bir tane eski büyükelçi, Sayın Korutürk değil de adını unuttum, milletvekiliniz. Beyaz saçlı, CHP milletvekili. Ona takmış. Sayın Faruk Loğlu var, evet. Osman Korutürk var. Faruk Bey'e takmış işte, şöyle yaptı, böyle yaptı, bizi şikayet etti. Bence o yani ona takacağına şu anda Irak'ın, Irak devletinin, büyükelçinizi geri çekin lafına cevap versin. Öbür taraftan da Dışişleri Bakanı tutuklanabilir lafına cevap versin. Yani o onun işi ana muhalefetle uğraşmak değil. Onun işi halka istikrarlı, güvenli bir ülke yönetmek. Ve evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani iki kişiden bir kişiyi de dikkate alarak parti devleti olmadan. Bunu burada bulundurursanız veya burada kütüphanenizde hani biz bir de burada bakın çok önemli bir şey daha var. Bu başka bir konu. Mesela bizim son 2 yılda yaptığımız en önemli şey katılımcı, çoğulcu, demokratik bir siyaset düzeni talep ediyoruz. Yani daha çok demokrasi diyorsak, herkes için demokrasi diyorsak önce kendi partimizde bu demokrasiyi, bu katılımcılığı, bu çoğulculuğu sağlamamız lazım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kişinin düdüğüyle yönetilmiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde düdüğü bir kişi çalıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde düdüğü örgüt çalıyor, delege çalıyor, üye çalıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben dahil olmak üzere görev yapan bütün arkadaşlarımı örgüt delege seçiyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın düdüğüyle biz seçilmiyoruz veya Sayın Kılıçdaroğlu ile değil. Bunu da sağlayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Türk siyasi tarihine bunu okuduğunuz zaman veya CHP ne yapıyor dediğiniz zaman eğer biz taahhüt ediyorsak demokrasi gelmeli, daha çok demokrasi gelmeli, herkese demokrasi gelmeli, özgürlükler gelmeli diyorsak bunu kendi partimizde uyguluyoruz. Ve bu Türk siyasi partinin tarihinde son 2 yıldır devrimdir. Bunu Adalet ve Kalkınma Partilerine de göndereceğiz. Okusunlar, öğrensinler biraz. Efendim Erkan Atan'la Başkent'ten programında reklamlar var. Yayın akışımızda reklamlardan sonra Dursun Paksoy adlı seyirci bize kızmıştı ya. Sen niye orada hiç cevap vermeden dinliyorsun? Hoşuna mı gitti diye. Efendim yani hoşuma giden taraf var, gitmeyen taraf var. Reklamlardan sonra bunlara cevap verecek bir taraf var çünkü. İktidardan bir misafirimiz var. Dursun Paksoy bizi izliyorsa cep numaramı hemen vereyim. Çıkışta beni arasın. 0532 216 62 91 Dursun Bey'den telefon bekliyorum. Öyle mi? Diğerleri de arar şimdi. Herkes arayabilir zaten. Kayıtlarda yani internette telefonlarımız var. Ben Dursun Bey'den özellikle telefon bekliyorum. Öyle mi? Peki. Evet. Ne yapacaksınız adama efendim? Hayır ben yani kendisini aydınlatayım. Hayır konuşmak istiyorsun. Tabii konuşmak yani. İstiyorum. Yani eleştirilerini de esasında duymak istiyorum bizzat ağzından. Peki efendim reklamlardan sonra Rıfat Sait, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili, Dışişleri Komisyonu üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reklamlardan sonra misafir olacak ve bütün bu konuştuklarımızı bir de o anlatacak.